Merhabalar efendim, ekranlarınız karşısına hoş geldiniz ama altını çiziyorum, Kanal T ekranları karşısına. Bu hafta dikkatinizi değil, hep dikkatinizi çeken bir konuk ağırlıyoruz. Entelektüel donanımı, birikimi, söylediği ve yaptıklarının tutarlılığıyla hep dikkat çeken bir isim. Ünvan sayarız ya, onunkileri saymaya kalkınca biraz uzun oluyor. Öncelikle öğretim üyesi, yazar, gazeteci. Bir de müzisyenliği var. Doçent doktor Nazım Berat'lı konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben müzisyenliği bilmiyordum. Ah, onu da konuşuruz. Konuşuruz. Bizzat evet. Dinlemişliğim vardır öyle kendisini. Mi? Evet. Alet çalıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ne? Bas gitar çalıyorum. Delikanlımdan beri çalıyordum. Ne güzel. Hala da çalıyorum yani. Ne kadar güzel bir şey yani. Müziğin hayatında olması insanın güzel bir şey. Şimdi Nazım Bey, ben hocam diyorum ona. Gerçekten entelektüel birikim dedim ya. Hı. Yani ağzı olan herkes konuşuyor diye çok böyle günümüz bir lafı var. Konuştuğu tutarlı, yazdığı okunalası. Ben sosyal medyada çok fazla insan takip etmem. Ama hocamı takip ederim çünkü hep öğreniyorum. O yüzden de gerçekten teşekkür ediyorum bütün bu bilgiler için. Ama bunları biz sonra konuşalım da biz böyle Nazım Hoca hayata tanıyalım nasıl bir. Başladı bakalım. Daha iyi tanıyalım. Nasıl başladı hayata? Efendim ben 1952'de Lefke'de doğdum. Bir kitap onun sözünde yazmıştım. Benim babaannem tam bir Osmanlı kızı gibi. Babası da imamdı zaten. Türkçeyi babaannemden öğrendim. Bu çok önemlidir çünkü hassasım bu konuda. Olayla çıkardım, sataşırım hassas olan bu konuda. Türkçe konusunda. Türkçe konusunda. Çünkü bir halk dili vardır. Önce dili vardır halkın. Yani bir kültürün temeli dili. Evet. Ve mektepte öğrenirsiniz. Mektepte öyle düşünürsünüz. Evet. Evet. Mektepte bir takım kuralları öğrenirsiniz bana. Ama dilin ruhunu yemeği ailede. Aileden öğrenirsiniz. Nereyizden, dedeyizden, anneyizden. Hoş ana dili adı zaten. Şimdi zaman zaman ben Osmanlıca tamlamalar da kullanırım yazılarımda. Bunu da babaanneme borçluyum. Bir. Nurlarda uyusun. Evet. Amin. Halit Feday hocama borçluyum. Ve Gülgün Serdar hocama borçluyum. Ya Gülgün Hanım beni de okuttu. Seni evet. De mi okuttu? Çok kıymetli. Evet. İnşallah kendisini de konuk alacağız. Dilinizi iyi bilmemeyin. Üç müsebbibi dirler eski deyimle. Sebep oldular. Yani. Babaannem öyle. Anneannem de ilginç. Doğancılığıdır eski adı Elge. Tam bir Yörük Türkmen kızıydı o da. Ondan da bu şey halini edindi. Asi halini baş kaldırmayı. Ay çok Türkmen, güzel bir Türkmenler kombinasyon. Türkmenler öyleymiş değil mi? Evet ve dilenmeyi. İlber Ortaylı da Kıbrıslılar için öyle demişti sanki. Şimdi yani Türkmen kökenli söyledi, falan. Evet, ben 1992'ye yazdım şey inanmıştım belgeleriyle. İlber Hoca'ya sağ olsun. Evet. Doğruluğu söylediği. Bu adaya gönderilen insanlar, onun diye ilgili söylüyorum. Şu anda dünyada yaşayan nesli en sahih Türk topluluğu Kıbrıslı Türklerdir. Çünkü başbakanın Osmanlı arşivinde kayıtlıdır. Şu böyle, şunu, şu böyle, bunun başlıkları şunu diye duruyor listeleri var. Yani giren görüyor. Var mı? Var. Yani, Ale Dağ. Hala duruyor. Tamam evet. İyi şükür. Yani ben görev yaptım. Gittim o arşivleri biliyorum İstanbul'da. Ama sen şeyi mi söylüyorsun? Türkiye'deki başbakanlığı evet, mı söylüyorsun? Evet, tabii. Ben burada dedim yo, acaba duruyor mu? Yok bizde. Tamam. Zor. Yok. Evet. Osmanlı'dan beri bütün evrakı bir, var orada. Bizde biraz zayıf zira. Türkiye'de başbakanlık evet. Osmanlı arşivinde. Şu anda galiba Cumhurbaşkanı'na bağlandı o arşiv. Şu anı bilmiyorum. Ben evet. Eski dönem biliyorum. O arşivde duruyor. Bakan da buluyor. İlber Hoca'na bakmış işte. Evet. Ama daha önce bakan şeyler var. Cengiz Orhanlı var mesela. Doktor Arteziği. Vergi Bereyi hocamız baktıydı zamanında. Halbuki de Alasyalar baktıydı herhalde 1930'larda falan. Benim kendi yazdığım kitaplarda da onlardan aktararak yani.
Sayısız ferman yayınladım o şekilde. Yani. Dolayısıyla bir ailemin bu iki kanadından, yani anne tarafından o direngenliği, babamın tarafından da bu düzgün Türkçe konuşmayı ve deyim yerinde ise bilginin en elin servet olduğunu, parayı kaybedersin, bilgiyi kaybetmesin. Çok, çok güzel, evet. Evet. Çok güzel. Çünkü babamdan bir küçük şey kaldı bana, defteri, küçük bir arsa. Dayılar ve komşular, işte diyor sağda diyor Mollay Rus, babamın dayısı yani, babaannenin kardeşi, solunda Mollay Yusuf. Yani öyle bir Molla ailesi. Tabii Lefkere şey özelliği de var. Medrese özelliği. Lefkere medrese Osmanlı'nın adalar açtığı. Lefkoşa'da büyük ve küçük medreselerden sonra. Üçüncü medrese Lefkere açtığı. 1579. Onun için o Lefkere'nin Osmanlı hali de oradan geliyor. Yani bu oku daha oku, hiç doyma. Bunu da babaannemden. Bu aldım. Durumda hep anneanne, babaanne, onlarla geçirilmiş bolca bir zaman var değil evet, mi? Evet. Ben ailenin ilk torunuydum. İki tarafta. Daha göz bebeği oluyor evet, değil mi? İlk torun daha ilk üstüne olduğundan. Düşülüyor. Evet. Birinin kucağına, birinin kucağına. Evet. Oh, yani. Evet. Evet. Onun için büyük etkiyi var üstünde. Rahmetli anıyorum. İkisinde. Babam çarşıda, işte amcam, o da babadan kalma bir kırılımız vardı. Bir dönemde onun işte romanını da yazdım. Çarşının gülüydüm yani böyle ortada geziyordum Lefke Çarşısı'nda. Türkler, Rumlar, Ermeniler, İngilizler de varlarlar. Amerikalılar malerinden dolayı. Tabii Lefke. Öyle bir ortamda çarşının gülüydüm. Bir hani şeyde öyle o zaman aldım yani insan, çeşitli insanlardan. Yaş kaç? Ben 5-6 yaşlarımda böyle sokaklarda gezerdim. Hatta bir akademik makaleye konu oldu. Çocukluğumda gibi maceramı anlatmıştım ki şey gibi söylemesi yani biraz şey yapacak ama bir şey vardı Lefkere o zaman. İngiliz askerleri falan da var. Ne diyelim? Najib nasıl söyleyeceğim yani? Genel vardı. Tamam. Ha. Ve ben 5-6 yaşlarımda oranın müdaviniyim. Gidip kapısından duruyordum. Kapıyı açar girerdim. Tarasa vardı bir Rum kızı. Beni çok seviyordu. Onun odasına kapanırdık. İncilinin içine ceviz olduğunu azmalık vardı. Benim de orada o yaşta. Çocuk hasretiyle yanan bir kadıncağız evet, herhalde. Evet, annem yakaladı bizi. Rezalet koptu. Nasıl? Annem yakaladı oraya gittiğini. Şimdiden mi oğlum ne oluyor falan diye. Evet. Tabii o bir de mahalle arasında bir yer herhalde değil evet, mi? Evet, yani eskiden de herhalde böyle yerler. Öyle fırından şey, biraz ötedeydi. Çok uzak bir yerde değil. Fırından biraz ötedeydi. Fırından fırına yakın. Ekmek alıp. Oraya gittiğim olur diye. Ceviz yemeye. Böyle bir çocukluk yaşadım. Yani okul öncesi yaşlarım böyle. Lefke Çarşısı'nın içinde geçtim. Böyle bu şekilde. Karakterimin oluşmasında mutlaka bunların şeyi var, mutlaka, rolü var mutlaka. Bunların yani. Sonra ilkokula Lefkere başladım. Allah rahmet eylesin. Baş öğretmenimiz o zamanki deyimle. Kıbrıslıların tümünün yakından tanıdığı büyük bir milliyetçiydi. İsmail Sabalar. Bizi her gün sabah öğle mutluluklar atardı ki sanki de Atatürk 57. alaya sesleniyor. Yani sizi savaşmayı, size savaşmayı değil ölmeye veriyorum şeklinde mutluluklar atardı bize. Küçücük çocuklara. Evet. Böyle bir coşa biz de dünyayı yakacağımızı zannederek yetiştik ilkokul eğitimimiz. Öyle geçti. Fakat tabii herkesin pek çok öğretmeni var. Benim de var. büyük şey yaptığım, pay verdiğim kişiliğimde rahmetli hocam Sabri Öztoprak ilkokulun son sınıfında çok büyük etkiler etti bize. Kişiliğin oluşmasında çok büyük etkisi var. En büyük etkisi işte bu okuma
şeyini, meramını, o çocuk yaştaki okuma meramını, daha da özenilmesi, takdir etmesi ve daha çok okumama sebep olmasıdır. Ve hayatla ilgili doğru nasihatler verilmiş olması bana. İlkokulu orada rektöre bildirdikten sonra... Bir iki nasihat. Oradan gelen bir iki nasihat kalan. Yani örneğin bir gün Lefke'ye dönüyoruz, Lef Koçan otobüste, hocam da oturuyor. Şeyde ön koltukta, yan tarafındaki koltukta ben oturuyorum. Otobüs şoförü takıldı. Hocam herkesin arabası var, senin yok diye. Onun da cevabı, benim servetim yan tarafta oturuyor. Bu düzeyde bir adam. Allah rahmet eylesin. Salih Öztoprak'ın babasıydı. Amin. Efendim, sonra ortaokul yılları başladı. Ben ortaokula tam şeyle başladım. 63 olaylar olduğunda ben ilkokulda son sınıftım. 64 Eylül'ünde başladım. Pardon, biraz önce tabii hocanın o coşkusu var ya, onu diyecektim ben de. Tam yıllar, 60'lı yıllar. Hoca tabii ki haklı olarak Atatürk'ü örnek alarak burada işte bu Türklerin verdiği mücadeleye inan orada şey yapıyor tabii, duygulanıyor. Evet. Çok normal, ortam gereği de Kıbrıs'ın o tarihlerdeki. Evet. Şey, 63, 21 Aralık. Evet. Siz kaç yaşındınız? 12. Onu nasıl yaşadınız? Lefke'desiniz. Onu nasıl yaşadınız? Şimdi Lefke'de bize bir pek bir şey olmadı. Çünkü Lefke bir büyük Türk kasabası. Ve 58'de Lefke'de olan azınlık bunları kovmuştuk. Ve biz Türk Türkiye'ydik zaten. O bakımdan bize silah falan patlamadı. Yalnız şeye şahit olduk tabii. TMT'nin yazışlarının çıkmasına. Yani düne kadar gizli yapılan şeyler. Bir akşam baktık ki millet geziyor sokakta. Pardesünün altında henüz üniforma yok. Pardesünün altında Stengan asılı. Nöbete gidiyor. Öteki yerine tüfek falan. 63'ü biz öyle yaşadık. Kayıplar oldu bu arada. Yollara çıktığında kaybolanlar oldu. Bizim sokağımızdan. Mesela rahmetli Fuat amca vardı. Çıktı kayboldu. Gelmedi. Rıfat amca vardı. Çıktı gelmedi. Yani Lefkoşa kırtlık olmuştu, sebze falan yoktu, yollar kesildiği için. Gideyim, portakal götüreyim, sebze alıp geleyim diye. Değiş dokuş. Çıkanlar gelmedi, gitti gelmedi yani. Evet. Onları yaşadık. Tabii adı kayboldu ama yani. Yok, şimdi cesetleri bulundu. Kesilmeliydi. Yani mesela. Bulunana kadar kayıp. Evet, kayıplar, hala kaybolanlar da var ama. 64'te işte Eylül'ünde ortaokula başladık. İlginç bir şeydi, dönemdi. Ben şimdiki gençlere bu bolluk içerisinde nasıl böyle kalıyorlar diye sitem ediyorum üniversitede. Kitabı kütüphaneden alıp okuduk. Kitabı alıp da eve koyacak paramız yoktu. Ya. Okul kütüphanesini alır geri verirdik yani falan. Ona rağmen okuyup kendimizi yetiştirmeye çalışıyorduk. Çünkü hocalarımız da hep ona özeniliyorlardı zaten. Efendim, lisede Lefke'de okudum. Tabii lisede beni etkileyen hocalarımdan bahsetmek icap ederse, başında söyledim zaten. Numara bir Gülgün Serdar. Bir yerde karşılaştık da, Gülgün Hanım aslında benden 7-8 yaş büyüktü. Çok onu diyecektim. Herhalde yeni öğretmen aslında. Yeni öğretmen. Genç öğretmen. Şimdi karşılaştığınızda bir ortamda dedim ki, yaşınız buna el vermiyor ama ama benim saygım ona el veriyor. Elinizi öpeceğim. Aa, çok güzel. Ne güzel saygı. Çok büyük değil ama. Tabii Gülgün hocam ama gerçekten öyle. Ama, o başka bir coşkulu hoca aslında. Şiiri Umay Hanım'ın, bizim sayın hocamız, Umay Türkeş. Umay Türkeş'in deyimiyle şiiri cigerden okuyor. Öyle mi der? Öyle. Aa, çok doğru söyle. Gülgün Hoca da öyledir. Gülgün yani, Hanım öyle söylüyor. Çok işte. Güzel okur, milli şiirler özellikle. Ve Umay Hocam, nutukları da güzeldir. Öyle tabi gider.
Şiir ciğerden okundu. Umay Hanım'a çok da doğru kaldık biz. Evet. Çok da keyifliydi tabii, onunla yaptığımız. Tabii Umay Hanım'dan. Evet, çok saygı duyduğum bir insan. Çok kıymetli bir değer olan. İnsan olarak evet, da. Evet. Hürmetlerimizi iletelim buradan. Evet, buradan. Evet. Efendim. Tabii şey var, yine o Mustafa Dağdoğlu'nun üstünde etkisi var. Felsefe hocamızdı. Baktı bu adam benim için yani harara görelim okuyor, ne bulursa okuyor. Platon okuyorum, al bunu oku dedi. Klasik Yunan felsefesini lise 3'te Mustafa Adal'ı okuttu bana. Evet. Şimdi bugün hangi çocuğunu Platon koyacaksınız? Üniversitede bile okutamıyorsunuz. Yani. Al bunlar okula gel diyor falan. Yani. Bu arada ama bunları okurken tabii birkaç yan şey var, etken var. Ben ortamıyorum ki var ya, bizim Lefke Gazeti Lisesi bandosunda çalmaya başladım. Önce pikolo çalıyordum. Pikolo küçük bir flüttür bilirsiniz. Ama tam da değil bir Beatles evi. Pikolo düdük çalıyor. Uymadı. Uymadı. Olmaz. Şöyle bir gösterişli de şöyle bir lazım. Bir şey lazım yani. Önce rahmetli babam teşvik etmişti. Tenor saksafon çalmaya başladım. Hala evimde bir tane alto var. Sonra gene Allah razı olsun rahmetli Zeki Taner çok kızdıydı bu kararıma. Gitar çalmaya başladım. Bana dedi ki oğlum sen illaki çalgıcı olacaksın. Ol, müzisyonlara niyetin yok senin demek ki. Çalgıcı. Ya müzisyen değil, çalgıcı diyor. Evet, yani nefesli çalıp caz yapacağına. Gitar çalıp rock pop yapıyorsun. Çalgıcılık diye yorumladı rahmetli onu. O müzik hayatım öyle gelişti gitti. Lise bizim bir grubu vardı, o grupta gitar çalıyordum. Ondan sonra bir kendimiz borçlanıp alet alaraktan bir grup kurduk. Renk Edi diye. Orada çalmaya başladık. Onunla devam ettik bir yandan. Müzik öyle gidiyordu. Tıp fakültesine kadar o devam etti. Efendim. Ama bir yandan da mücahitlik. Ya Rabbi doğru. Herkes mücahit, siz de mücahit. Öyle mi? Orta ikide mücahit. Evet. Birazcık böyle şahbaz bir çocuktum isteğimiyle. Yani orta ikide ama tüfek atabilirdim. Düşürmezdi beni tüfek. Öyle yorumlandı herhalde. Mücahit olmuştum. Yer satirlerinde de mücahit yapıyorduk, nöbet tutuyorduk. Yani silah atışları falan filan da hani onlar o şekilde. Yani şimdi yine düşünüyorum ki şu anda benim 15 yaşında bir oğlum var. Allah evden bayram. Çıkıp da dere boyuna gittiğimde ben uyku uyumam. Merak edersiniz. Çocuk nereye diyerekten on tur atarım dere boyundan. Ta ki beni arasın baba gel bizi al gidip alayım. Ben o yaşta elde düvek Lefke'nin İlya Dağı'nda nöbet tutuyorum. Evet. Ve anne ne yapıyordu? Ama yani işte koşullar, durumlar ya, onu işte gerektiriyor. Hayat. Evet. Hayat böyle. Ve kimse evet, de şikayet edecek bir durum yok. Yok. Herkes kim eşit. Çünkü, kim şey, evet. Ne nasıl, biz yapmasak ne, kim yapacak? Eşit. Evet. Biz yapmasak kim yapacak? Yani? Ya. Mesela öyle yani zaten 600 bin Rum var, 100 bin Türk var. Eğer Kıbrıs deyimiyle sısamından ufağına sarılmasaydık. Evet, evet. Kim yapacaktı yani? Şimdi tabii bu konu başka bir konuyu çağrıştırır ama sormayacağım. Bu tatlı hikayeyi, yani hikayemsi, bu hayat hikayenizi bozmamak için Vicdan İreti son bölümü bırakacağım. O üçüncü bölüm. Evet, son bölüme. O işi kızıştırmayalım. Ama çok güzel şu anda. Çok böyle güzel gidiyor. Müthiş evet, bir yolculuk yaşıyoruz. Evet. Onu sormayın, hastalığım bozulur. O yüzden sona bırakıyoruz onu. Evet. Evet, bozmayalım. Efendim, mücahitlikte de terfi almıştım, çavuş olmuştum. Yani, kaç yıl bu süreç mücahitlik? Bakın benim orta resmi ikiye, mücahitlik belgemde bu ortaokul yılları falan yazmıyor. Mükellef mücahit olduğum tarihten itibaren yazıyor. İki sene yazıyor ama lise 3'te
şey oldum, yani kışla da yatan mücahit oldum. Mükellef dediğiniz lise 3. Lise 3 ve ondan sonraki 1 yıl. Ama ondan önceki 5 yıl yaban odaya, yer satillerinde böyle eğitimlerde falan filan mücahitliğim var. Yani. Mesela 67 yıldaki köfüne krizinde alarm veriliydi. Biz de alara gittik. Lise 1 değil. Ama nasıl bir şey? Düşün, 15-16 yaşında. Evet. Yani. Bir de şeyle bana onun için kızarım. Biri bana bir sizi kurtardık deyince küple de veriyorum onun için. Ben 15 yaşımda silah sarılmışım, dağlarda tutmuşum. Evet. Ha, yardım edenden Allah razı olsun. O ayrı mesele tabii. Evet tabii tabii canım, ha. Tabii. O ayrı hikaye ama böyle bir hayat yaşadık yani. Ve Liseyi bitirmeden bir şey soracağım. Buyurun. Anneannemden Asi yanıma aldım dediniz ya, evet. Türkmen. Evet. Bu yıllarda Asiliğinize dair bir anı var mı? Çünkü hep okuyan, işte müzik silah yapan, tutan. Silah tutan bir tane genç delikanlıyı konuşuyoruz. Evet, evet. Bu Asiliğe, başkaldırıya dair bir anı var mı? Yani belki o asilik haksızlığa karşı bir asilikti belki. Tabii haksızlığa karşı. Yani. Lisede var böyle birkaç şeyim yani. Gene hepsine Allah rahmet eylesin. Bazı hocalarıma kalıp baş kaldırmam falan vardır. Haksızlık davranını düşünerek, haksızlık ettiğini düşünerek. Gene hem hocamdır hem abimdi. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Ahmet Köroğlu'na karşı birkaç da böyle baş kaldırı yapmıştım yani. O da şeylerin de mahallelerin de büyüğümüzü çünkü. Hoşgörüyle ve olgunlukla karşılardı. Sakinleştirirdi yani. Öyle büyük bir olay olmadı onun için. Yani dik başlılık ediyorsunuz. Hoca sizi olgunluğuyla yumuşatıyor. Yani öyle birkaç olayım var, evet. Liseyi bitirdik. Bir sene mücadelik yaptık. Sonra bunu da söyleyeceğim de şimdi gençlerimiz değerlendirsinler yani. Ben üniversite giriş imtihanına girdiğim isim bir gün öncesi Lefke'de 60 bölgesinde poligonda sabahtan akşama kadar silah atışı yaptım. Bir gün önce? Evet. Akşam üzeri izin aldım. Tüfeği bırakıp taksi tuttum. Lefkoşa'ya geldim. Saray otelleri aldım. Ertesi gün üniversite imtihanına girdim ve tıp fakültesine girdim. Ya. Evet, bunları anlatmak yani, lazım. Yani bunlar. Ha. Şeyden değil, onunla söyleyeyim. Bir gün Rum tarafında bir Rum yetkiliyle görüşürken bana sordu, sen British educated misin, Amerikan educated misin? Yok, Turkish educated misin? Niye İngilizce yönde öğrendiğim? Biz Lefke'de lisede. Sizin liselerinizde böyle İngilizce mi öğretiyorlar? Evet, dedim. Kolej değil, ya. Lise. Kolej değil, evet. Evet, öyleydi. Dedim ki, they were. Öyleydi benim de Türkçesini söylediğim gibi. Öyleydi. Öyle. Şeyden değildi bu. Biz çok akıllıydık çünkü çocukların öyle aklı yok. Değil. Değil, o değil. Kesinlikle. Ben de aynısını söylüyorum. Eğitim sisteminden. Aynen. %100. Yani ve hiç tasvip evet. etmiyorum. Uzun yıllardır gerçekleşen bu eğitim sistemini. Evet. Ha. Eğitim sisteminden değil. Nitekim 40 yıl sonra ben Londra'ya gittim. Ben Londra'ya çok geç yaşta gittim. Ve kayınbiraderim var orada. Beni gezdirdim. Hem Londra'yı tanıyordum. Hem de Dover'e gittiğimizde Dover Limanı'nı tanıdım, bildim. Nerede? Çünkü okumuştunuz. Çünkü bizim İngilizce hocamız öyle anlatıyordu ki bize. Tarihte de geçiyor tabii. O şey çok tebeşir şeyler falan filan. Hiç yabancılık hissetmedim, biliyordum. Nereden? İngilizce derslerinden. Ve daha da manalı geliyor insana o zaman her şey. Evet. Gördüğünüz her şey. Evet. Eğitim sisteminden ve o zaman öğretmenlerinden. Evet, çok doğru. Çok evet. doğru. Tıbbı kazandık. Gittik İstanbul'a. Tabii İstanbul Lefke'den çıkan bir çocuk. Evet. Gidiyorum İstanbul'a. Okyanus. Evet, okyanus. Çok hoş bunu anlatacağım. Çünkü hayatımdan çok böyle şeydir, kilometre taşıdır. Evet.
İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydolacağım. Ve ilk defa Türkiye'ye gidiyorsunuz, evet, değil mi? Evet, ilk defa Türkiye'ye gidiyorum. Tabii. Varan otobüsüne bindim Ankara'dan. Dedim ki ben İstanbul'da Sirkeci'de Kıbrıs yurdu var. Oraya gitmek istiyorum. Otobüse mi diyorsun? Otobüste söylüyorum, muavine. En uygun yerde beni indirin. Ne demiştiniz? Sirkeci'de Kıbrıs yurdu var. Kıbrıs yurdu. Çünkü burada da burada öyle tarif edilir. Çok tatlı bir şey bu ya. Ne bilelim ta İstanbul nerede? Nereden bilecek ama? Yani ben şimdi, iki sokak öteye İstanbul'da. Ne yaptı muavi? Muavin köprü yok o zaman. Geliyor şeye, haremden biniyor araba vapuruna, Sirkeci'ye çıkıyor. Haremden bindiğimizde bana dedi ki, bak otobüs vapurdan çıktığında artık Topkapı'da durur, çok uzak durur. Ama vapur Sirkeci'ye dayanıyor, yanaşıyor. Vapur al. Sen vapurdayken in otobüsten, vapur kapağını açınca çık yürüyerek, orası işte Sirkeci'ye. İndim, geldi, açtı kapağını, gitti otobüs, aldım ben bir çantamı, valizim vardı, çıktım Sirkeci meydanına, koydum valizi, oturdum üstüne. Aha geldin İstanbul'a, buyur İstanbul. Çok hoş ya, çok güzel. Ama ben böyle en güzel yerde keseceğim, evet, ki kısa bir aradan sonra, evet, yine bu güzel sohbete devam, oradayız, edeceğiz.